Bugün sabah saatlerinde, yani səhər tezden erkenden itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu birlikte Afrin merkeze, kendi şehir merkezine girmiş haberini artık Türkiye'nin prezidenti Sayın Erdoğan resmi olarak da ifade etmiş oldu bir neçe dakika bundan önce. Bu elbette ki bunun çok büyük anlamı var esasında Afrin ameliyatının içine baktığımızda, bunun sebeplerine baktığımızda, bu esasında hem Türkiye'nin tehlikesizlik zonası için, Türkiye'nin özünün tehlikesizliğini temin eden bir ameliyatı, hem de diğer taraftan coğrafyanın tamamında nizam kurma için, Türkiye'nin hedeflediği planları hayata geçirme için önemli bir ameliyatıydı. Dolayısıyla bundan sonraki hedefin ne olduğuna baktığımızda elbette MEMB için sırada olduğu mevzu var. Ki bilirsiniz ki Türkiye ile Amerika'nın Harici İşler Nazirleri arasında anlaşma vardı. MEMB meselesinde birazcık yumuşama vardı ve Türkiye her ne olursa olsun, eğer Amerika oradaki terör örgütlerinin MEMB'den çıkarılmasını temin etmese, özü MEMB'e girecek ve orada temizlik ameliyatını hayata geçireceğini ilan etmişti. Amerika'daki Harici İşler Nazirinin değişiminden sonra bu mevzunun hansı akıbeti olacağı meselesi elbette ki önümüzdeki günlerde daha konkret olarak ortaya çıkacak. Ama esas buna bakmamız lazımdı. Afrin ameliyatının, oradaki terör gruplarının, PKK'nın uzantısı olan YPG, PYD kimi unsurların oradan temizlenmesi, DAEŞ kimi unsurların oradan temizlenmesi sonuç itibariyle bu tır zonasındaki mülteci olan, yani kaçkın olan, Suriye'den öz topraklarından kaçan insanların da yeniden geri dönmesini sağlayacak. Türkiye ümumiyetle Osmanlı tecrübelerinden yola çıkarak, Türk ordu strateji tecrübelerinden yola çıkarak, bilirsiniz ki hilal formasında bölgeni ablukaya aldı, yani çevreledi ve bugün o çevrelenmenin neticesi olarak da Afrin merkeze girmiş durumdadır. Birçokları bile değildi. Niye bu kadar uzandı? Esasında Türk ordusu ve ümumiyetle Türk devlet ağlı bunu daha da erken etme imkanı vardı. Ama sivil insanların, mülki insanların zarar görmemesi için önce istihbarat teşkilatlarının, yani keşfiyat kurumlarının bölgede çalışmalarıyla sivil insanlara zarar gelmemesini gözde bulundurarak hareket edildiği için, yavaş yavaş telesmeden hareket edildiği için, insan ölümüne yol verilmeden hareket edildiği için bugüne tam da noktalandı. Çanakkale'nin zafer gününe noktalanması bir ayrı anlamı var bence. Burada üzerinde durmak istediğim iki şey var. Bir, Türkiye'nin her zaman başından itibaren dediği şey budur. Türkiye hiçbir ülkenin toprağını işgal etmek gibi niyet olmadığını, oradaki nizamı korumak, Türkiye'nin öz güvenliğini korumak adını taşıyır. Hem de oradaki halkın güvenliğini korumak, o mülteci kaçkın akımını da önlük etmek amacı güdür. Burada bilirsiniz ki Afrin'in demel yapısı, sosyoloji yapısı esasen %90 Ereplerden ibaretti. Ve Türkiye her zaman bunu değil. Biz oradaki temizlenen bölgeleri oranın esir sahiplerine teslim etmek istedik. Yani sonradan kovulan, Erepleri kovarak oraya doluşan PKK'lı unsurlara değil, oradaki esas halka teslim etmek istedik. Lakin elbette ki bu teslim edilecek, ama bütününde Suriye genelinde Türkiye'nin başından itibaren öz halkına el kaldıran, öz halkını üzülme mehkum eden Esad rejimini kabul etmediği için, buradaki Türkiye'nin Suriye'nin genelinde nizam kurulana kadar da girdiği bölgelerden çıkmayacak kararı da vardı. Bu anlama gelmesin, bu işgal gibi bir anlam taşımır. Bu sadece tamamen kontrolü ve nizamı sonuna kadar hedefe çattırmak maksadı güttüğü için böyle bir strateji öngörülmektedir. Yani böyle bir strateji hayata geçirmektedir.
siz bilirsiniz Cerablus, Cerablus ameliyatı esasında Cerablus test bölge olarak Türkiye'nin dünyaya gösterdiği bir şehir örneği oldu. Cerablus temizlendikten sonra, Elbap temizlendikten sonra orada altyapı, infrastruktura kadar Türkiye devleti üzerine götürdü. Yani oradaki kuyu çalışmalarından tutun, hastahana tikintisine kadar Türkiye devleti, şehri suyu teminatına kadar Türkiye devleti üzerine götürdü. Aynı demeli model burada da tetkik olunacak. Birincisi bura tamamıyla bilirsiniz tüneller olarak kazılmış. Afrin'in inşallah İral'deki saatlerde ben eminim ki bu görüntüler ekranlara gelecek. Bizde olan, bende olan önceden gördüğüm görüntülerde Afrin'in altından Hatay üzerinden Türkiye'nin içerisine kadar tüneller aşikar edildi. Bu tünellerden terör örgütleri ve silahların taşınması söz konusuydu. Bu ileride Türkiye'nin içinde vatandaş karşı durması yaratmak için planlanan bir operasyondu. Dolayısıyla burada tünellerde, bordrumlarda, patlarlarda, yeraltı zeminlerde mümkün olan her şeyi olduğundan kaldıracak. Biz Türk ordusu bu temizlikten sonra oraya sivil gücün girmesi, sivil toplum örgütlerinin girmesi, belediyelerin girmesi ve orada normal hayatı temin eden şeraitin kurulması da Türkiye devleti üzerine götürür. Bundan sonra Türkiye'ye gelen Afrin'den kaçan 3 milyon kaçının içerisinde ki insanların içerisinde de Afrin sakinleri var. Bütün bu sakinleri geri çalışıp ondan yerine gidenler var. Bilirsiniz Afrin'den kaçanların bir kısmı İdlib geldi. Ve buradan kaçan insanların geri dönüşü temin edildi. Ama bunun için zemin önce kurulanacak. Buradan terör örgütleri, silahlar, ondan sonra büyük müslümanlar, tanklar, bütün bunlar hepsi temizlendikten sonra onların yaşaması için normal şeraitin devreye girmesinden sonra işte burada bizim Kızılay Cemiyeti'nden tutun bütün yardım kuruluşları orada çadır evlerden prefabrik evlere kadar tikilmesi nezarda tutulur indilik. Daha sonra ise büyük inşaatlar yani artık tamamen nizam kurulduktan sonra büyük inşaatlar ve şehir salma planlaması da Türkiye Devleti'nin planında da dolayısıyla bütün bunlar merhale merhale hayata geçtikten sonra elbette ki burası Şaman ama o zamanki rejimi esas rejimle olması yani Türkiye esas rejimle temizlediği bölgeleri ve can güvenliğinden özünü mesul bildiği insanların yeniden o insanları onu öldüren rejime teslim etmeyecek. Bu o güne kadar da bunun da altını çizim. O bölgedeki yerli ünselerde meclisler kurulacak. Mesela Afrin'deki insanlardan müeyyen edilen oradaki Arap ağırlıklı önde giden insanlardan onların akil insanlarından oluşan meclisler kurulacak ve şehrin belediyenin yönetimi bu anlamda yönetimi yani askeri yönetimi değil de şehrin belediyeciliği anlamında yönetimi yerli insanlara teslim edilecek. Plan hedef